Şimdi sevgili bayanlar baylar, isterseniz hemen böyle güzel bir talk show başlangıcı yapalım. Arkada ben var mıyım? Varım. Bir tane böyle keyifli bir şey vardı. Logo vardı. Bayılıyorum ona. Az önce izlemiştim. Eğer onu da kız oraya. Ben hemen alkışlarınızla bu akşam aslında konuklarımı tanıştırayım size. Birincisi Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı ve Avivasa Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dinçer olacaklar. Ki kendilerini alkışlarla hemen şu sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Nasıl rahat edersiniz? Pardon. Gayet güzel masanın ucu. Gayet güzel. Peki, hoş geldiniz. Hoş 10. yıl tabii ben içimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Aklımın erdiğince anlatmaya çalıştım. Parayla saadet olmaz ama sonuç itibariyle saadeti de bir şekilde para getiriyor. Evet. 10 yılda sektörün devi haline geldiniz. Gerçekten çok önemli. Elindeki istatistikler var. Onları özellikle okumak istiyorum. 2 milyonu aşkın müşteri. Evet. 1500 çalışan ve fon büyüklüğünde sektör liderliği. Şimdi yani 10 yıl diyorsunuz hapşı diyerek belki hızlı geçebilir ama sizin duygularınızı almak istiyorum tam olarak. Nasıl geçti? Yani her şeyden önce bugün burada bu salonda olduğum için son derece heyecanlıyım, mutluyum ve elbette sizler gibi, arkadaşlarım gibi, salondaki arkadaşlarım gibi son derece gururluyum. Bu 10 yıllık yürüyüşte, 10 yıllık yolculukta bizimle birlikte yürüyen tüm çalışma arkadaşlarıma, ki bunların bazıları elbette şu anda Avivasa'da değiller ama hepsine, tüm müşterilerimize, tüm iş ortaklarımıza ve bugün de dün de hep yanımızda olan, bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza şükranlarımı sunmak isterim her şeyden önce. Harikulade. Bu sizin... Şimdi güzel rakamlar verdiniz. Onlarla ilgili şöyle 10 yıl öncesine gidip bugüne nereye geldik diye baktığımız zaman 10 yıl önce malum bu iki tane şirketin birleşmesiyle kuruldu Avivasa. 10 yıl önceki rakamlara baktığımız zaman bizim bu 2 milyon dediğimiz müşteri sayısı o 3'te 1 seviyesinde. Yani 3 katına çıkıyor 10 yıl içerisinde. Biraz önce bahsettiğiniz o fon büyüklüğünde liderlik ki bugün 15 milyar seviyesinde. Bu 13 katına çıkıyor 10 yıl içerisinde ve bütün burada da bir liderliği yakalıyoruz. Bireysel emeklilik sisteminde ki bu hızla büyüyen Türkiye'nin en çok gelecek vaat eden sektöründe liderliği yakalıyoruz. Böyle bir başarı hikayesi var. Bunun altını çizmek lazım. Bu hem Sabancı için hem ortağımız Avivasa için son derece önemli bir başarı hikayesi. Baktığımız zaman bu başarı hikayesinin arkasında tam olarak ne var? Niçin başarılı Avivasa dediğimiz zaman tabii en büyük payı çalışanlarımıza vermemiz lazım. Uzun yıllardır bu şirkette görev yapan arkadaşlarım var. Baktığınız zaman bugünkü yönetim kadrosunu Avivasa'nın esasında o 10 yıl önce bu birleşmede görev almış, zaman içerisinde aşama aşama tüm kademelere çıkmış ve bugün de şirketin hem en üst seviyesinde hem orta kademesinde son derece ciddi sorumluluklar almış. Tabii dışarıdan çok değerli arkadaşlarımız da katılmış. Sayıca az ama çok değerli ve katkıları mutlaka çok yüksek olmuş. Aramızdan ayrılanlar olmuş ama bunların hepsini ayrılanlara, yeni gelenlere, 10 yıl boyunca bizimle birlikte olanların hepsini, hakkını teslim etmek gerekir. Müthiş. Peki bu 10 yıl içerisinde, hani bu 10 yıl büyüme içerisinde, bu bir hızlı büyüme. Sonuç itibariyle sizinle çalışanlar da aynı şekilde hızlı büyüdü mü? Büyümüşlerdir tabii. Hepsi büyüdüler. Yani bizimle kalanların hepsinin 10 yıl öncesine göre çok daha yüksek sorumluluklar taşıdığını ben biliyorum, izliyorum birçoğunu. Ben 7 senedir şirketin yönetim kurulu başkanıyım. 7 sene içerisinde çok sayıda terfi gördük, çok başarılı sonuçlar gördük. Bu faktörleri sayarken iki tane daha saymak lazım. Bir tanesi Türkiye'nin Sabancısı, siz de bahsettiğiniz. Yani bu Türkiye'nin Sabancısı yine bu şirketin başarısında son derece önemlidir. Türkiye'nin Sabancısı'na duyulan güven ve tabii Sabancı'nın gücü, birikimi. Diğer taraftan yine siz bahsettiniz, dünyanın sigorta devi Aviva, onun bu sigortacılık sektöründeki olağanüstü deneyimi, gücü ve bize katkıları. Dolayısıyla çalışanlarımız Sabancı, Aviva bir araya gelmiş ve bugünkü Avivasa'nın başarı hikayesini yazmışlar. Benim değerlendirmem bu şekilde. Haluk Bey, şunu sormak istiyorum. Son 10 yılda sizi şaşırtan şey ne oldu? Şeyler demiyorum, şey diyelim, en şey. Şaşırtan. Avivasa'nın performansı, yani finansal performansı, büyüme performansı. Açıkçası bu kadar hızlı bir büyüme beklemiyorduk. Yani baktığınız fon büyüklüğündeki ortalama büyüme hızı %30'dur. Yani %30 büyümek demek her 2,5 senede bir 2 katına çıkıyorsunuz demektir. Korkunç bir şey. Ben böyle bir şey hiçbir şekilde beklemiyordum. Hala da hayrette izliyorum. Malum bu fon büyüklüğünün Türkiye'de bugün 80 milyarlar seviyesinde, bunun 400 milyara ulaşması bekleniyor.
Bu da bana ilk söylendiği zaman bu rakam 2023 için söyleniyor bundan 4-5 sene önce. Bana hayal gibi gelmişti. Ama bugün görüyorum ki cidden bu sektör 400 milyarı yakalayacak. Hatta şimdi bir de bu sene lanse edilen bu otomatik katılımla bir ekstradan da destek geldi ki 10 senede orada da bir 90 milyarlık fon büyümesi öngörülüyor. Dolayısıyla bu hızlı büyüme bana başından beri hep inandırıcı gelmedi. Ondan sonra da her senede şaşırarak buraya kadar geldik. Ama artık inanmaya başladım. Yani bu yüksek seviyelere ulaşacağız. Yani önümüzdeki 10 sene sizi bir şey şaşırtmayacak. Şaşırtmayacak bir şey kaldı. Gayet şaşırtacağız. Biraz şeyin mottosunu sormak istiyorum size. Yarın şimdiden güzel. Öyle mi? Katılıyor musunuz buna? Katılıyoruz. Tabii Avivasa'ylaysanız yarın şimdiden güzel. Yani Avivasa'yla bir şeyiniz yoksa, bir çalışmanız, bir poliçeniz, bir bireysel emeklilik birikiminiz yoksa, bu yönde bir çalışmanız yoksa yarın bugünden güzel olmayabilir. Yani bu Avivasa şartlı bir mottodur. Onu unutmamak lazım. Bu önemli bir şey. Sizin 10 yıl sonra için söyleyeceğiniz herhangi bir şey var mı? Ben yıllık planlarla çalışıyorum daha çok. dinamik çalışıyoruz. Pek 10 yıl değil de bir senelik gidiyoruz. Dolayısıyla 10 yıl sonrası için pek bir şey söyleyemeyeceğim. Yani. Bir sene sonra. Şimdi önemli bir an. Sabancı Holding CEO'su Sayın Mehmet Göçmen'i alkışlarla buraya almak istiyorum. Hoş geldiniz. Hasta keseceğiz. Efendim Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Sayın Haluk Dinçer'i alkışlarla buraya almak istiyorum. Fırat Bey yanımızda. Efendim Sayın Pastamız da buraya almak istiyorum. 10. yıl Sayın Pastamız. Evet. Bir bıçak. Bir bıçak sen keseceksin. Hep beraber gel. Ben de elini tutuyorum seni. Poz veriyoruz poz. Olsun alkışlarla efendim. Birazdan pasta takdimimiz olacak. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler katılım için.